Bismillahirrahmanirrahim. Kerbela Destanı kitabı 7. gün. mah Muharrem'in 8. günü. Resul-i Beyti. Yaşam ile ölüm arasında solmadaydı güneşin altında bir çiçek misali. O güneş ki yaraşırdı yalnız cinlere oldukları için ateşi. Çatlamıştı dudakları. Çukura kaçmıştı gözleri. Kurumuştu tenleri. Ağlamaya dair mecali kalmamış çocuklar. Kurumuş yapraklar gibiydi. Nehir şuracıktaydı ama su onlardan fersah fersah ötedeydi. Ömer ve İbrahim Hasein arasındaki görüşme devam ederken, Karargah'tan ayrıldığı Yezid'in askerlerinden Şimir bin Zilcevşen, dört nana sürerek atını uzaklaştı. Kısa sürede çadırdan gidip İbn Ziya'da haberdar etmek için vuku bulan olaydan dedi: Ömer Hüseyin ile savaşmak yerine müzakere etmekte. Görünen o ki uyumak gibi bir derdi yok kendisine verilen kati emire. Ubeydullah bin Ziyad'ın bunlardan haberdar olmasıyla kaleme sarılıp bir mektup yazması bir oldu Ömer bin Sa'da. Müzakere değil, cenk için gönderdim seni oraya. Unutma sakın. Yoksa onların kader hakkında söz hakkı mı var sanırsın? Görüyorum ki zerrece değilsin layık sana verilen Ali mevkiye. Ne kadar da alçaldın, ihanet ederek üzerine düşen vazifeye harpte nasıl hareket etmek lazım geldiğinden bir habersin. Gidişat o ki, valilik görevi altında ezilip gideceksin. Büyük şereftir rey denen o mamur şehrin valisi olmak. Ne var ki o şerefi kısa zamanda sonra bir başkası tadacak. Komutanlık görevin ise devredilecek Şimir bin Zilcevşen'e. O edecek komuta Hüseyin'e, taarruz edecek askerlere. Bu haber aynı günün gecesi İbn-i uçuruldu. Uçuruldu ama o sözde gözü pek adama sardı bir korku. Komutanlarına verdiğinde savaşa hazırlık yapma emrini. Hala dinmemişti içindeki derin korku ve ürperti. İbn-i Sa'dın komutanları soktu orduyu savaş düzenine. Ve leşkerler başladılar ileri marş emrini beklemeye. mah Muharrem'in 8. gününde yok dehli beyte teselli. Şu kısacık hayatta dakikalar ancak bu kadar uzun sürebilirdi. Susuzluktan ölmek ile katledilmek arasındaki o ince çizgide ne ağlayabilir insan ne de gücü yeter kendini muhafaza etmeye. Bundandır ki ebedi nurdan mürekkep melekler bile bakarken göklerden zemine feryadı figan ettiler çaresizlik içinde. Kadiri mutlak yaratan o gün müdahale etti olup bitenlere. Ağabey hayatın yegane pınarı olduğunu hatırlatarak gafil zihinlere. Hüseyin'e kuru toprağa kazmasını bildirmesiyle bir işaretle ehli beytin çadırında yerden su fışkırdı birdenbire. Su yetti, bütün efradı mutahharatın susuzluğunu dindirmeye ve ortadan kayboluverdi herkes ondan yeterince içtiğinde. Bu keramet elbette kaçmadı köstebeklerin dikkatinden. Haberdar ettiler, Ele başlarını şahit oldukları bu mucizeden vakit kaybetmeden gönderilen bu haber Ömer bin Sad'a ulaşınca dedi "Müsaade ettiniz demek Hüseyin'in kumda kuyu kazmasına müsamaha göstermeyin sakın bu hadisenin tekrar vuku bulmasına. Hemen başlayın taarruza ve son kişi ölünceye dek çarpışın onlarla." Öfkeden çılgına dönen İbn Saad kurduğu acilen bir ordu. 70 bin süvarisiyle devasa bir orduydu bu. Başlarında üç komutan vardı. Azre bin Kays el Ahmesi, Muhammed bin Eşas ve Haccac bin Zübeydi. Bu orduyu hemen birleştirdi i̇bn Sad diğer birliklerle. Kılıçlarını çekip Hüseyin'le acımasızca harp etsinler diye. Habib bin Mezahir radıyallahu an seslendi Hüseyin'e. Dedi, ya i̇bn Resulullah, beni Esed kabilesi değil buradan fazla uzakta. Müsaade et gidip onları davet edeyim hak yoluna son kavgamızda bize katılıp şehitlik mertebesine ulaşmaya ve bu meşhum çölden su misali fışkıran rahmete nail olmaya. Habib sürüp atını dört nala vardı Bedevi kabilesinin obasına. Varır varmaz da beni esede hitaben yaptı bir konuşma. Dedi, ey şerefli kabile, Resulullah'ın turunu hemen yanı başınızda bir avuç askerle hazırlanıyor, devasa bir orduyla çarpışmaya yüz yüze kaldı peygamberin ehli beyti çekilen kılıçlarla sözlerimi kulak verip şehadet şerbetini beraber için onunla. Henüz konuşması bitmemişken 90 güçlü kuvvetli suvari hiç tereddüt etmeden ve beklemeden kimseyle meşveret etmeyi katıldı i̇bn Mezahir'e. Meşhur suvari i̇bn Beşir'in komutasında devasa bir toz bulutu kalktı arkalarından yola çıktıklarında atlarını mahmuzlayıp Fırtına misali yol aldılar çölde dört nala. Varmak arzusundaydılar zira bir an evvel Hüseyin'in karargahına. Ömer bin Sad'ın anında haber oldu bu gelişmeden. Ehli Beyt'e pek yakında kuvvetli bir takviye geleceğinden. Bunun üzerine derhal ordusundan seçti dört bin süvari. Ve memur etti durdurmakla Beneset kabilesine. Melun Eşruk Şam'ı koydu komutan olarak süvarilerin başına. durduracaklardı. Her kim yanaşmak isterse Hüseyin'in kervanına. Beni Esed kabilesi Fırat kıyısında karşı karşıya geldi düşmanla. Kılıçlar çekildi ve başladı bir anda büyük bir çatışma. Geri çekilmedi Esed kabilesinin erleri. Kırka karşı bir idiselerde. Öldü kimi kılıç, kimi ok, kimi de kavurucu sıcağın darbesiyle. Bir çare İbni Mezahir varmayı başardığında Ehli Beyt'in Keder ve gam içinde mağlubiyet haberini verdiği yoldaşlarına. Bu çarpışmanın haberleri gittiğinde İbn Ziyad'ın kulağına vakit kaybetmeden bir mektup yazdı İbn Sa'da. Dedi, Behişi'ye yaramaz adam, gaflet uykusuna mı daldın? Farkında değil misin Hüseyin bin Ali'nin destek topladığının? Kim bilir belki de gözünü kararttın fakat her iki halükarda da emrim şudur ki bu mektup eline ulaşır ulaşmaz vazifeni tamamla. Şayet emrim sana ulaşırsa gecenin karanlığında. Sabah namazdan önce başlayacaksın savaşa. Yalnız unutma ki tahammülüm yok işi ağırdan almana. Ve eğer kararın bu emre itaatsizlik yönünde olursa başını gövdenden bizzat ayıracağım kılıcımla. Ve ihanetinde sana ortak olan herkesin başını da. mah Muharrem'in dokuzuncu günü. Kızgın sabah güneşi bir fırın misali yakıp kavuruyordu çöldeki her bir kum tanesini. Ömer bin Sad'ın ordusu çoktandır hazırdı savaşa. Ölüme uzanmış mızrakları ışıldıyordu güneşin altında. Kılıçları gibi bilenmiş eller saldır emrini bekliyorlardı sabırsızlıkla. Masumların kanına girmek için koyulacaklardı katliama. Kavurucu sıcağın altında, ezici susuzluğun kancasında. Hüseyin uzanmıştı biraz olsun istirahat etmek maksadıyla. Bu esnada Ömer bin Saadın süvarileri sardı dörtlüğün yanlarına ve konuştular muhatap alarak imamın kardeşi Cenab-ı Abbas'ı. Şu soruyu sordu Abbas, yirmi yaveri hemen yanı başında. Yoksa niyetiniz hemen şu an başlamak mı savaşa? Evet, deyince askerler hiç tereddütsüz saldıracağız çok yakında. Abbas bu haberi duyurmak için koştu Hüseyin'in çadırına. Dedi. Düşmanın maksadı hemen şimdi başlamak taarruza. Bunun üzerine Hüseyin dedi, Abbas dön şimdi yanlarına ve söyle onlara, versinler bize bir gece mühlet daha. Geçirelim ölmeden önceki son gecemizi namaz ve duayla. Hüseyin'in bu talebi Ömer bin Sa'd'a ulaştığında, İbn Sa'd konuyu uzun uzun müzakere etti komutanlarıyla. Mutabık kaldılar bir gece değil bir an bile beklememeye. Allah rızası için olsa bile izin vermeyeceklerde helalleşmelerine, mızraklarını havaya kaldırdılar, kurumlu ve mağrurane bir edayla. Komutan, beklemek yok dedi son olarak. Haydi savaşa. Ne var ki Arşı Ala denen derdianın devasa dalgaları, Ömer bin Sad'ın safındakilerinin kalplerine çarptı. Görünce ordusunda bir huzursuzluğun baş gösterdiğini ve görünce tereddüt içinde kıpırdanmaya başlayan askerlerine. i̇bn Saad korku duyarak çıkmasından büyük bir keşmekeşin, katı bir emirle dedi. Savaş şafağa kadar ertelensin. Hüseyin'in kafiyesi günü geçirdi. Susuzluk ve halsizlik içinde. Sonra derin bir hendek kazdılar. Karanlık çöktüğünde. Savaş meydanına giden tek bir yol bıraktılar geride. Hendeğin bir kalkan misali kadın ve çocukları korumasıydı gaye. Son olarak da topladıkları kamış ve odunları verdiler ateşe. Karşılarındaki ordu bu manzara karşısında düştü derin bir hayrete. Hendekten yükselen alevler göklere eriştiğinde Yezid'in kampından çıkıp geldi Melik bin Urve. Haykırdı avıza çıktığınca dedi be hey, Hüseyin dinle beni. İçinde helak olacağın yakıcı bir ateşle müjdeliyorum seni. Orada hazır bulunan herkes donup kaldığı bu saygısızlık karşısında. Hüseyin ise cennette ateş yok diyerek cevap verdi o saygısıza. Hüseyin'in yavellerinden Müslim bin Avsece yalvardı ona. Dedi ya imam Allah aşkına müsaade et bana. Et ki teke tek cenk edeyim bu zalim günahkarla. Ve kılıcımla göndereyim onu azap içinde kıvranacağı ahiret yurduna. İmam cevap verdi dedi. Başlatan biz olmayacağız bu harbi. Bırak Kadir Mevlam tayin etsin onun kaderini. Akabinde dönerek yüzünü Beytül Haram'dan yana. Dua etti Hüseyin mübarek ellerini kaldırıp semaya. Dedi. Ya Rabbim sen ki Kadirsin her şeye. Bu melun adamı zelil olmuş bir halde ateşe sürükle. O an İbni Havza'nın atı şahlandığı, üzerine yıldırım düşmüşçesine ve o melunda yakıcı alevlerin içinde buldu kendini birdenbire her iki tarafta işitmekteydi İbni Havza'nın acı içinde attığı çığlıkları hala niyaz halinde olan Hüseyin bu hadise üzerine ettiğinde şu duayı Kadir Mevlam teslim ediyorum kendimi senin hikmetine Ceddin Muhammed aşkına ne olursun müsaade etme şerefine sürülen bir lekeyle onun en yakın akrabasının kirlenmesine Ya Rabbi bana sabır ver ki dik durayım. Son ana dek pes etmemecesine. Sonrasında işitildi. Yezid'in ordusundan Kays bin Eşas'ın sesi. Dedi ve hey Hüseyin senin peygamberimizle nasıl bir bağın var ki? Hala ve ısrarla dilinden düşürmezsin onun o mübarek ismine. Ne hakla yardım istersin ondan aranızda yokken akrabalık ilişkisi. Duy beni sevgili dedeceğim diye haykırdı göklere Hüseyin. Aramızdaki kan bağının nasıl inkar edildiğine şahitsin. Doğam şudur ki Rabbim senin lehine çevirsin bu hadiseyi. Odur tacının ve burağının ve her türlü kudretin mutlak sahibi. Aramızdaki kan bağının inkarı zehirli bir iğne misali batar yüreğime. Dua ederim bütün insanların, meleklerin ve cinlerin Rabbine. Hesabını çabucak görüp dersini versin diye. Kaş denen o iblize. Ve elin bir gazapla mükafatlandırsın. Onu bir an evvel diye. Henüz namaz bitmemişti ki. Herkes gördü kendi gözleriyle. Kays bin Eşas'ın bir taşın üzerine düşüp haykırdığını acı içinde. Dağısı düştüğü yerde bir akrep sokmuştu onu zehirli iğnesiyle. Tırnaklarını çölün kumlarına geçirerek haykırdı. Aman nafile Yezidlerin içine bir rüperti kapladı. Soğuk bir rüzgar esmişçesine. Rabbinin Hangi nimetlerini yalanlayabilirdi insan onu bu halde? Kays bin Eşas'ın dehşetli bir ölüme can verdiği saniye bir başka hain Melun atını sürdüğü Hüseyin'in siperlerine. Adı Ceddeh olan bu Melun haykırdı. Ey Hüseyin! diye. Az ötende gürül gürül akan Fırat nehrine bak bir hele. Ve hayal et ne kadar tatlıdır sularının cana can katan serinliği. Ama zavallı sana bir katresi bile haram bu suları, ne yazık ki